Teknoparklarla ilgili düzenlemeyi konuşuyoruz. Teknopark nedir? Sanayi ile üniversiteler arasındaki teknoloji işbirliğini üreten kurumlardır. Teknoparklarla ilgili bölge alanı iptali konusunda Cumhurbaşkanlığı makamına sınırsız ve koşulsuz yetki verilmek isteniyor. Bu ne demek? Teknoparkta muhalif gördüğü iş insanları varsa ben bölge alanını iptal ederim demek. Şimdi AKP Genel Başkanı muhalif gördüğü teknoparklarla uğraşmak yerine keşke esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, KOBİ'nin, iş insanının, işsizin, EYT'linin dertleriyle uğraşsa. Son bir yılda 99.583 iş yeri kapanmış, kimin umurunda? Esnafa sadaka verir gibi 500 liralık kira yardımı ballandıra ballandıra anlatılıyor. Şehir merkezlerinde 500 liraya kiralık dükkan kaldı mı soruyoruz. Bir de basit usul vergiye tabi esnafa verilecek. Basit usul verginin dışında çalışan esnaf, esnaf değil mi sizin nazarınızda? Esnafın Bağkur primleri 1055 liraya çıkmış, dükkanı kapalı. Hoş, açık olsa da değişen bir şey yok zaten. Çünkü satışlar çok düşük. Kahvehaneler, kıraathaneler kapalı. Çay ocakları 3-5 tane esnafa çay satıp ayakta durmaya çalışıyor. Restoran, lokanta, kafeler, internet kafeler, nargile kafeler hepsi kapalı. Açık olan lokanta, restorana paket servis hakkı tanınmış ancak paket servis buraları kurtarmıyor. Manifaturacılar, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, ayakkabıcılar çoğu zaman dükkanlarını siftahsız kapatıyor. Hiç olmazsa esnafın Bağkur primini karşılayın. Kira ve faturalarını ödeyin. Sicil affını çıkarın. Esnafa faizsiz kredi verin. Taksitlendirmeyi de ödeme gücüne göre yapın. Bütçede para yok diye de milleti kandırmaktan vazgeçin artık. 1100 odalı israf şaheseri sarayın 1,5 yıllık masrafı esnafa verilen destek kadar. Siz ki Cengiz İnşaat'ın 422 milyon dolarlık vergi borcunu sildiniz ama esnafın vergi borcu söz konusu olduğunda gözünün yaşına bakmadınız. Elektrik dağıtım şirketlerine bile esnafa verilen desteğin 31 katı kaynak ayırdınız. Ha burada elektrik demişken şuna da değinmek istiyorum. Son 3 yılda elektriğe %70, doğalgaza %80 zam getirdiniz. Vatandaş 100 liralık elektrikte 54 lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT payı, 1 lira enerji fonu, 5 lira elektrik tüketim vergisi ödüyor. Yetmiyor bir de bu bedellerin %18'i kadar KDV yani 29 lira ödüyor. Bu da 191 lira ediyor. Yani 100 liralık elektrik tükettiğinde 191 lira ödüyor. Doğalgaza gelince dünyada doğalgaz bulduk diye müjde verip doğalgaza %35 zam yapan tek ülkeyiz. Doğalgazda kombiye dokunuyorsunuz, 100 liralık kullanımda 15 lira kullanım bedeli, 2 lira ÖTV, 21 lira KDV ödüyoruz. Onun için millet artık faturalarını ödeyemiyor. Ne yapıyor? Evinde yün yeleğini çıkarıyor. Bu yün yeleği giyiyor. Soğuğa karşı dayanmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Elektrik faturalarını ödeyemediği için işte böyle zembillerle, mumlarla aydınlatmaya çalışıyor kendini. Sizin sayenizde yarattığınız eser. Bakın vatandaşın feryadını duymadınız ama futbol karşılaşmalarını ihaleyle alan Katar firması dolar çok yükseliyor. Ben bu parayı ödeyemiyorum dedi. 90 milyon dolarını sildiniz. Yetmedi. Onlar için doları 5.80'de sabitlediniz. Ama esnafın Bağkur birimlerini 1055 liraya çıkarıp şu pandemi döneminde hiç olmazsa bari yarısını biz karşılayalım demediniz. 1 milyon gündelikçi ve ev temizliğine giden vatandaşlara, ekonomiye yünde 1 milyar, yıllık 200 milyar katkı sağlayan sokak esnafına bir kuruş ödeme dahi yapma gereği duymadınız. Sizin insafınız, adaletiniz kurusun. Ya tedbirler alıp bu dükkanları açın ya da bu esnafa ayakta kalabilecek, geçimini idare ettirebilecek hatırı sayılır destekler verin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler.